Yerel seçimler geride kaldı. Şimdi gözler belediye başkanlarının çalışma performanslarında. İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar, Türkiye Gazetesi'ndeki köşesinde CHP'nin yerel seçim stratejisini yazdı. Yaşar, CHP'nin İstanbul ve Ankara belediyelerini kazandığını hatırlattı. Bu belediyeleri muş muş gibi yaparak kazandığını belirtti. Bunu da örnekler vererek açıkladı. Muvazaakarmış gibi yapmak, başörtüsüne karşı değilmiş gibi davranmak Kur'an-ı Kerim okuyormuş gibi görünmek, Cuma'ya gidiyormuş hareketleri. Yaşar bu durumu iz düşümü kavramıyla açıkladı. CHP'li belediyelerin hizmet yerine mazeret ürettiğine dikkat çekti. Özetle başarısızlığa kılıf aranıyor. Peki bu zihniyet iktidara gelirse farklı mı olacak? Hayır. Bu zihniyet İstanbul'u nasıl yönetecekse iktidar olması halinde Türkiye'yi de öyle yönetecek. Tam da buna iz düşümü diyoruz. Batuhan Yaşar, CHP'nin S-400'lerle ilgili de maliyetsiz takiyecilik yaptığını ifade etti. CHP yönetiminin S-400'lerle ilgili ABD'nin üst perdeden tehditlerine sessiz kaldıklarını belirtti. Ancak S-400'ler Ankara'ya inmeye başlayınca durum değişti, dolar yükselmedi. ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye yaptırım kararı almadı. Bildik CHP, yine tam dümen tornistanla mış muşlara başladı. Neymiş? Türkiye'yi kimse yaptırımla tehdit edemezmiş. Neymiş? Türkiye savunması için S-400 alabilirmiş. Neymiş? Türkiye Şamaroğlan'ı değilmiş. Daha önce nerelerdeydiniz sevgili CHP? Kim inanır size? Belki Kadir inanır. Yaşar yazısında HDP'ye de yer verdi. HDP'nin Kürtlerin dertlerine derman olamadığını söyledi. Terör örgütü PKK'nın güdümünden çıkamadığını belirtti. Umarım HDP'ye oy veren Kürt vatandaşlarımız farkına varır. PKK yok olurken bile ovada siyaset yapmaya niyetleri yok.